yapıldığında o netleşmeden değil mi? Gruplarla ilgili tam tablo ortaya çıkmadan, Türkiye'nin resmi tavrı bilinmeden, tamam mı? Böyle haber vereceğim diye, çok hızlı davranacağım diye. Sonradan bunların hepsi, biz bunları Bosna'da başka yerlerde gördük, kanıt olarak toplanıyor. Yani eğer bir şey olduğunda bunlar önüne konuyor değil mi? Yani biz mesela hatırlayın İsrail'de, İsrail'in hastane bombalamasının kanıtları nereden? Anadolu Ajansı üzerinden gitti işte. Sonra kanıt diye kitaplaştı. Bunu söyleyeyim. Ben, bu benim şeyim değil aslında. Sahada görüştüğüm insanların birçoğunun tırnak içine söyleyeyim, dalga konusu olduğu için dedim ki söz ben de anlatayım. Hani benden de bu bir çıksın. Şimdi sen ne gördün onu anlat şimdi bize. İpek, şimdi önce şeyi söyleyeyim. İki şey oluyor Suriye'de. Bir tane HTŞ'nin bir operasyonu var. HTŞ'nin değil yani. HTŞ'nin başında olduğu grubun bir operasyonu var. Bu işte şu an Hama'ya doğru giden grup. Bunlar kaç, 36 ayrı grup mu? Kaç hocam grup? Bunlarla ilgili neyse olarak yaklaşık olarak ana iskeleti oluşturan Heyet-i Tahrir-i Şam. Tamam. Ahrar-ı Şam var. Onun içerisinde birden fazla Nurettin Zengin'den Cephet-i Şam. Birçok örgüt var. İrili ufaklı birçok örgüt var. Sayı veremiyorsunuz ama 6-8 arasında ana iskeletteki örgütü sayıyorsunuz. Bunların bir kısmı, bir iki tanesi Suriye Milli Ordusu içerisinde de yer alıyor. Benim kişisel görüşüm, sadece HTŞ olmasın diye Suriye Milli Ordusu'ndan da bir kısım buraya katıldı ve dolayısıyla Suriye'nin içerisinde bir grup olarak bir topluluk adı verildi ve o taraf. İkincisi de Suriye Milli Ordusu dediğimiz eski Özgür Suriye Ordusu. Onlar da Afrin tarafındaki operasyonu götürüyorlar. Yani işte Terrifat'ı götürdüler. Şu an Mümüç'e girip girmeyecekler ki işte esas düğümlerden biri o, konuşacağız. Yani iki operasyon yürü. Bir operasyon tek değil. Çünkü Türkiye'de şöyle algılandı. Sanki Heyet-i Tahrir-i Şam bir operasyon yürütüyor. Hı hı. Bütün operasyon onlar da, hayır böyle bir şey yok. İki tane farklı operasyon yürüyor ve bunlar kendilerine Suriye muhalefeti diyorlar, Suriye devrimcileri diyorlar. Bunların içerisinde Selefi'ye yakın gruplar var, Sekülerliğe yakın gruplar var, Özgür Suriye Ordusu var, birçok farklı grup var ve bir de yabancı savaşçılar var. Bu grupların içerisinde sayı, bugün bir televizyonda gördüm, 25 bin falan diyor. Sayıyla ilgili bir şey yok ama 25 bin çok abartılı bir rakam. Fakat geçmişten itibaren gelen 3-5 bin kişilik bir kadrodan söz ediliyor. Şimdi bu niye önemli? Bu esasında yarın Suriye'de bu örgütlerin birbirlerine girip girmeyeceğini anlama noktasından önemli. Çünkü geçmiş dönemde bunlar birbirle kavga ettiler biliyorsun. Daha önceki operasyonlarda bir kısmı katıldı, bir kısmı kendi savaşlarından dolayı katılmadılar. Heyet-i Tahrir-i Şam'la ilgili El-Kaide'nin bir unsuru, Nusra'dan itibaren gelen bir yapı, Jolani dediğimiz şu anki başındaki aslında IŞİD'in kurucusuyla birlikte hareket etmişti. Daha sonra ondan ayrılmıştı. El-Kaide'ye biat etmişti. El-Kaide'den ayrılıp yeni bir örgüt kurmuş Heyet-i Tahrir-i Şam. Ve onun içerisinde birçok farklı örgütle birlikte şu an sahadaki en etkin grupların başında geliyor. Suriye Milli Ordusu işte bildiğimiz Türkiye'ye en yakın grupların içerisinde olduğu ordu mensupları. Bunlar da bir şekilde eğitildiler, donatıldılar ve şu an Terrifat'a doğru hareket eden örgütler. Bunların ikisi arasındaki temel bir fark şu. Biri biraz daha Selefi grupla yakın. Yani Selefi dünya görüşüne yakın. Özellikle Heyet-i Tahrir-i Şam. Fakat çok ilginçtir İpek. Ben geçmiş dönemde bunların iş kavgalarını da gördüm. Halep'te de gördüm. Yerinde de gördüm. Ama şu an çok açık ifade ettim. Ben bile şaşırdım. Yani çok iç içe bir birliktelik var. Bu iç içe birlikteliği de şöyle özetliyorlar. Herkes geçmiş dönemden ders aldı. Gruplar kendi arasında çatıştığında burada herhangi bir şey olmadı. Ve dolayısıyla insanlar Esad'dan bölgeler kurtarıldığı halde kendi iç çatışmaları olduğu için güvensiz bölge olarak adlandırdılar ve dönmediler tarzı bir yaklaşım var. Şimdi temel soru şu soruluyor. Herkesin merak ettiği soru, ya bu işin arkasında ABD, İsrail var mı yok mu sorusu. Bir de neden şimdi sorusu. Neden şimdi sorusunun cevabını kendileri cevaplıyorlar. Diyorlar ki, ben de bugünkü yazıda yazdım. 14, yok 9 maddede. 9. Ya onu yazmamın sebebi çok yorgundum. Çok fazla soru geliyordu. Şimdi her soruya böyle tek tek cevap vermektense dedim ki ya bir kılavuz gibi olsun. En azından itiraz edecek olanlar varsa da onunla birlikte bir katkı oluşur ve ortaya en azından bilgi konuşulabilir. Çünkü hani ben gittim gördüm falan diye de bir bilgi konuşulabilir. Neden şimdi sorusunun cevabı, aslında bu operasyon Eylül ayında planlanan bir operasyon. Bu Eylül ayında... Şimdi zaten biz buraya geleceğini biliyorduk bu işin değil mi? Biz burada programda söylemiştik zaten. Evet. Yani biz şunu söyleyeyim, hani ben demeyi çok sevmem ama bu programda hocayla yaptığımız programları biz öngörüyü çok net söyledik. Yani 5 hafta önce... 5 hafta biz, oldu. Evet 5 hafta önce Lübnan düğümünün Halep'te çözüleceğini biz burada defalarca ifade ettik. Ve insanlar
dalga konusu yaptılar. Hani ne alaka Lübnan, ne alaka Alep, ama bölge gerçekliği böyle bir şey. Ve dolayısıyla buraya gelen bir yapı var. Bir ara soru sorabilir miyim sana? Şimdi iktidarın, hani senin devlet haklı diyerek tarif ettiğin bir durum vardı ki o da hani bir açılım süreci, adına öyle diyelim hadi. İç cepheyi güçlendirme, risk var dedi iktidar. Bundan mı bahsediyordu? Tam da buydu. Tam da buydu. Sebebi şuydu. Ben zaten onu da şimdi burada biz hep söyledik. Bu iç siyaset meselesi değil, bu Suriye'nin kuzeyiyle alakalı bir durum diye. Bunu hep burada ifade ettik. Sebebi şuydu. Bu operasyon daha önce planlanan bir operasyon. Eylül ayında aslında bu operasyonun yapılması planlanıyor. Fakat bu operasyonu Türkiye müdahale ediyor. Diyor ki bak şu an bu operasyon olursa Lübnan'daki durum, Hamas-Hizbullah meselesinden oluşan durum karşısında siz bu operasyonu yaparsanız bu İsrail'e yarıyor algısını çok güçlendirir. İslam, kime diyor bunu? İslam oradaki Suriye Milli Ordusu'na diyor. Özgür Suriye Ordusu diyebildiğimiz orduya. Bu böyle çok yapıldı. İslam dünyasında çok büyük tepki gelir ve zamanlaması doğru değil bir. İki, biz şu an Esad'la bir kapı aralama noktasındayız. Dolayısıyla bir kapı aralandığında sizin bu tereddütlerinizi yok edecek gelişmeler olabilir. Bu güvenli bölgeler oluşabilir. Bekleyin. Onların da derdi şu. Diyorlar ki 2019'da Türkiye, İran, Rusya anlaştı. Gerginliği azaltma bölgelerini oluşturdu. Ama sonrasında Esad ve Rusya bu gerginliği azaltma bölgelerine müdahil oldu. Ve dolayısıyla şu an insanlar İdlib'de 4,5 milyon insan var. Ve insanlar buralardan güvenli olmadığı için burası karışıyor. Dolayısıyla bizim buna müdahale etmemiz lazım. Şimdi Türkiye diyor ki hayır etmeyin. Şimdi tam bu sırada Lübnan'da Hizbullah denklemden çıkınca tekrardan bir araya geliyorlar. Diyorlar ki şu an İran Lübnan'da tırnak içinde söyleyeyim pasifize edilmiş durumda Hizbullah üzerinden. Esad'ın güçleri çok ciddi anlamda kendi iç kargaşıkları var ve 13 yıllık bir savaşın yorgunluğu var. Rusya Ukrayna'ya yoğunlaşmış durumda. ABD'de Trump gelecek. Dolayısıyla herkes Trump'ı bekliyor. Bizce uygun zaman bu zaman diyorlar. Peki hedef olarak ne koyuyorlar? Aslında ilk başta koydukları hedef İdlib'de 2019 sınırlarındaki gerginliği azaltma bölgeleri. Fakat şunu söylediler, onlar da şaşırıyor. Esas belki hocamla da konuşacağımız kısım orası. Bu bir tuzak mı değil mi sorusu soruluyor. Yani ben bugün de yazdım, bu bir Musul tuzağı mı değil mi sorusu her tarafta soruluyor. Neden soruluyor? Diyorlar ki ya biz normalde 3-5 günde alabileceğimiz yerleri, bir hafta için hesapladığımız yerleri bir günde aldık. Nasıl alabildiniz? Çünkü önümüzdeki Suriye askerleri ve İran güçleri bırakıp gittiler. Fakat kendileri gitmedi. Uçak bıraktılar, dünya kadar silah bıraktılar ve her şeyi bırakıp gittiler. Ve biz de açıkçası hani bir... Biz de bu kadar kolay ilerleyeceğimizi düşünmüyorduk. Evet, bir zaaf bekliyorduk fakat düşünmüyorduk. Peki şimdi, neye bağlıyorlar bunu? Şöyle bağlıyorlar. Diyorlar ki yani şu an biz şeyi gördük, Rusya'nın tavrını gördük, İran'ın tavrını gördük. Dolayısıyla zaten Esad dediğiniz şey Rusya ve İran'dı. Onu ona bağlıyorlar. Fakat bunu bağladıkları halde şu soruyu soruyorlar. Bunun arkasında bir şey var mı yok mu? Yani bunun arkasında... Daha üst planlanmış bir şey var mı? Hani bizim dışımızda planlanmış bir şey var mı yok mu sorusunu soruyorlar. Çünkü çok hızlı bir ilerleme olduğunu ifade ediyorlar. Burada da akla işte bu Musul'daki IŞİD'in Musul'u ele geçirmesi. Biliyorsunuz orası boşaltılmıştı. Irak askerleri IŞİD girdi. Ondan sonra orada Haçlı Şabi kuruldu. İşte Irak'ta siyaset yeniden dizayn edildi. Irak ordusu gitti Musul'u aldı. Daha işte çarpmıştı vesaire. Şimdi bu soru hala soruluyor. Fakat hedef neresi sorusunu sorduğumuzda şunu söylüyorlar. İlk etapta hedef Hama ve Humus. Peki Hama ve Humus'ta duracak mısınız sorusu hayati. Niye hayati? Çünkü Humus'tan bir sonrası Şam. Yani bir sonrası Şam. Şu an Hama'da, şimdi biraz önce giderken görüntüleri gördüm. Golani, Golani şeye gitmiş. Halep'in ön tarafında askerlerle görüntüyü vermiş. Yani şu an şeye Hama'ya girmiş durumdalar. Hemen hemen girmiş durumdalar. Ön kısma girdiler. Şimdi bu kısım burada. İkinci kısımda Suriye Milli Ordusu'na hedef nedir dediğinizde onlar da şunu söylüyorlar. Biz Fırat'ın doğusuna YPG'yi süpüreceğiz. Yani Terrifat zaten gitti. Münbiç'e de gireceğiz ve Fırat'ın doğusuna. Fakat Münbiç'le ilgili şimdi orada ama Münbiç neden önemli? Onu bir anlat. Için önemli. Birincisi yani orada Fırat'ın batısında bir şey kalmıyor YPG açısından. İki, orada ABD üsleri var. Üçüncüsü Arap nüfusu çok yoğun. Ve dördüncüsü de demografik yapıyla birlikte stratejik olarak orada siz YPG Fırat'ın doğusunu hapsediyorsunuz. Şimdi Türkiye öteden beri neyi söylüyordu? Yani Fırat'ın doğusunda bir şekilde kaldığı zaman Türkiye çok büyük müdahale bulunmadı. Ama ne zaman bu tarafa doğru sıçramaya başladı, denize doğru bir
harekat içerisine girdi. Orada bir sıkıntı var. Eğer Münbiç operasyonu yapılırsa Türkiye'nin bu 32 kilometrelik ABD'nin istediği tampon bölgenin de Türkiye tarafından oluşturulması ve dolayısıyla da Türkiye'nin o terör koridoru dediği meseleyi en azaltma, riskini en azaltma, indirme ihtimali var. Bugün gireceklerdi Münbiç'e, girmediler. Açıklamada da Suriye Milli Ordusu'nun eksikleri olduğunu ifade ettiler ama benim tahminim özellikle bugün gerçekleşen Rusya, İran ve kısmi de belki de ABD görüşmesi neticesinde ki durum. Yani Münbiç son derece önemli. Biz yarın Münbiç'e girip girmediklerini gördüklerimizde bambaşka bir tablo karşımıza çıkıyor. Gece girebilir diyorlar, doğru mu? Olabilir, sabaha doğru olabilir ama normalde bu sabah bekleniyordu zaten. Yani ilk açıklama bu sabahtı. Bir de diğer taraftan da Deirizor'da bir hareketlilik var. Deirizor'da işte rejim askerleri var, İran askerleri var. Orada da bir şekilde onların saf dışı edilmesine yönelik hamleler var. Şimdi tabloyu ortaya koyduğunda şöyle bir şey çıkıyor. Beşte biri şu an Suriye'nin neredeyse muhaliflerin eline geçmiş durumda. Peki orada bir